İran devrik lideri Saddam Hüseyin 24 yıl boyunca iktidarda kalmış ve bu süre içerisinde binlerce insanın ölümünden sorumlu olmuştur. Hırsı, acımasızlığı ve cesaretiyle sık sık gündeme gelen lider, iktidarlığı boyunca binlerce insanın ölüm emrini vermiş ve Halepçe katliamı bunlardan en çok dikkat çeken olmuştur. Amerika güçlerinin Bağdat'a girmesiyle birlikte liderin iktidarı da sona ermiş ve daha sonra idam edilmiştir. Pek çok insana göre hakim taraflı karar vermişti. Akıllarda kalan soru ise idam veren yargıca ne olduğudur. Gelin o dönem yaşananlara tekrar bir göz atalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Evet, kimileri tarafından diktatör ve katil olarak yorumlansa da ona hayran olan ve karizmatik bulan pek çok kişi vardır. Yaptığı infazlara bir dönem Donald Trump destek vermiş ve Amerika'da sessiz kalmıştı. Ancak 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan terör eylemlerinden sonra garip bir şekilde Saddam hedef gösterildi. Daha önce de Amerika ile anlaşmazlık yaşamasından sonra bu olayın yaşanması komple teorisyenlerini de bir hayli şüphelendirmiştir. İkinci Körfez Savaşı'na giden sürecin başlangıcı olan bu olaydan sonra George Bush, Irak hükümetini devirmek için her an harekete geçebileceklerini açıklamış. Sonrasında Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin Irak'a girmesine izin vermiş. Irak, Saddam'ın dediğine göre kitle imha silahı kullanmıştı. Ancak Amerika buna aldırış etmedi ve bu bahaneyle 2003 yılında ülkeyi işgal etmiştir. Irak hükümeti ve ordusu 3 hafta içinde çökmüştür. Geriye kalan ise Saddam Hüseyin'i yakalaması oldu. Uzun bir süre Saddam Hüseyin saklanmayı başarsa da 13 Aralık 2003'te Tigrit evinde bir çiftlik evinde yakalanmaktan kurtulamamıştır. İlk kez 30 Haziran'da hakim karşısına çıkan Hüseyin pek çok farklı suçla yargılanmıştır. Yargılanma 2 yıla yakın bir sürede gerçekleşti ve 30 Aralık 2006'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bağdat'ta bulunan askeri bir üste yerel saatte sabah 6'da asılarak idam edilmiştir. Ve idam edilmeden önce vatan sağ olsun diyerek tekbir getirmiştir. Asılma anı cep telefonlarıyla görüntülenmiş ve olay saatler içerisinde tüm dünya tarafından duyulmuştur. Devrik liderin idam edilmesi, Birleşik Krallık, İsrail ve Amerika gibi ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak pek çok kişiye göre Amerika'nın Irak'ı kurtarmak istemesi bahaneydi. O günden itibaren Amerika petrollere el koydu ve ülkeyi daha da çıkmaza soktu. Halen de Irak'ta devam eden çatışmalar sürmekte. Her ne kadar karşısına çıkan herkesi yok etse de Irak ülke geneli olarak çok gelişmişti. Irak'ta yaşam standartlarını yükseltmek için yaptığı çalışmalar nedeniyle UNESCO tarafından ödüllendirilmiştir. İktidarda olduğu yıllarda kendi kanıyla Kur'an-ı Kerim yazdırması onun en dikkat çeken özelliğiydi. O günden akılda kalan ise Saddam Hüseyin'in hakime verdiği sert savunmasıydı. Ölümden korkmadığını söyleyerek onu sertçe eleştirmişti. Saddam'ı idam eden hakim daha sonra pişman değilim açıklaması yaptı. IŞİD ise arı 69 yaşındaki Saddam Hüseyin'in 2006 yılında idam edilmesine karar veren mahkemenin hakimi Rauf Abdülrahman'ı affetmedi. Şu an için tam doğrulanmasa da hakimi gören veya bilen hiç kimse yok. Pek çok kaynağa göre Rauf Abdülrahman, DEAŞ militanları tarafından 2014 yılında kaçırılarak idam edilmiştir. Ürdünlü milletvekili Khalil Atte kendisine ait Facebook hesabında bunu doğruladı. Peki bu yaşananlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.